Günaydın, iyi akşamlar arkadaşlar. Beni gün hangi saatte izliyorsanız iyi seyirler. Seriyi tamamlamaya devam ediyoruz. L46 3 adet hobihane koleksiyonuna ekledik. Kalmamıştı önümde. L236'ları buraya koymuştum. Şimdi bir L kaçtı bu? Sultan. L264. Bundan ekleyeceğiz bakalım inşallah bulursak. Beyaz yunuslarımız geldi. Uzun süredir bunlar da yoktu. Bir ara getirmiştim hobihaneye ama güzel boyda geldiler. 5-6 santim boyundalar. 3-4 santim boyunda sarı prenses Venüs düz cikletlerimiz geldi. Geri kalanlar yukarıda. Evet, Flamewood'larımız geldi. Toplam 30 kilo Flamewood geldi. Şöyle her yere dağıttık. Şu bir tane kocaman. Oraya koyduk, geyik başı gibi. Geri kalanları da şöyle dağıttım her yere. Bunları şimdi tek tek fotoğraflayacağız. Ölçülerini, boyutlarını gram gram yazacağız. Şuraya da birkaç şekil yaptık. Onları da göstereyim. Hem akvaryumları hem de hobihaneyi güzelleştiriyor. Hindistan cevizi koyduk bir tane oraya. Şu tam bir geyik boynuzu oldu. Bu arada şu akvaryumu da aktif hale getirdik. Kök, şelale filtre, Orion led, Hindistan cevizi, Bloko Türk yaprağı, bir tane mangrove kökü var. O birazcık su bulanık olduğu için. Bulanık değil aslında da. Suyu direkt şu üst akvaryumdan aldım. Bakteri kültürü oturmuş. Bir de kök salınım yapıyor şu anda. O yüzden netleşmedi. Şelale filtre ilk kez kullanıyorum ama gerçekten çok hoşuma gitti. Sevimli bir görüntüsü var. Buraya bakalım. Melek ve Ramirez'i düşünüyorum. Tam bir su sistemi otursun, o zaman koyacağız balıkları. A kalite mükemmel boyda. Oranda Japonlarımız geldi. 10-12 santim boyunda balıklar maşallah. Her renk kalikolar, kırmızılar, pandalar mevcut. Albino tül 3 çifte vatozumuz geldi. Onları da buraya açacağız. Şampiyonlar Ligi Amerikan karması oldu resmen akvaryum. Green Terror, Texas, Severium, Rainbow, Mücevher, Roadkill. Red Terror'lar var. Ama Texas'lar ve Green Terror'lar gerçekten efsane boyda. Aynı şekilde Green Severium ve Red Severium'lar öyle. 2 metrelik akvaryum şu anda kelimenin tam anlamıyla hakkını veriyor. Rahat rahat balıkların gezinebileceği. Şu anda yeni attım daha bunları. Tam adaptasyon sürecindeler. Tekrar videoyu çekerim zaten ama bir hemen gelince paylaşmak istedim. Texas'lar yanıyor, öyle derler ya. Parıl parıl parlıyor resmen. 5 adet fil burnumuz geldi. Pakistan botyalar. 8 desenli puffer, bayağı puffer çeşidi gelecek. Küçük boy Japon. Küçük boy teleskop. Çok güzel fil kulaklar geldi. Antler lepistesler geldi. İki tür muhteşem betalar geldi. Bunlar bir yerlerine alışsınlar. Şöyle detaylı bir video çekerim. Dişlerine kadar mükemmel formdalar. Ember tetralar. 3 çift tül German Ramirez'i geldi. Trinatus Koldoras,
Orange Paso Salyangoz. Şu yukarıda Peru Alto Melekler var. Boyları, çizgileri mükemmel formda. Bakayım şöyle. Geri kalan balıklar aşağıda. Aşağı inelim. Elektrik Blue akaralarımız geldi. 15 adet. Iceman çikletler takviye yaptık. Aravana. Aravana ile ilgili üzücü bir durum oluştu. Bunun çok daha büyüğü vardı. Atlamış. Şunu akvaryumun altında bulduk. Şimdi onun yerine bir tane daha getirdik. Bir de vatozlarımız geldi. Lace 44, 5 santim tüller, 3 santim tüller. 10 tane daltumu meleklerin en iyi yaşadığı akvaryuma koyduk. Belki hatırlayanlar vardır. Burada melekler hızlıca büyüyüp eş tutuyor. Şu küplere genelde yumurtluyorlar. Bakalım daltumlar da aynısını yapacak mı? İkinci parti oranda Japonlarımız geldi. Şöyle 5-5 ayırdım. Bayağı büyükler çünkü yaklaşık 12-13 santim boyunda balıklar var. Hele bir tanesi içinde 15 santime yaklaşıyor neredeyse. Şu panda, Danimarkçalı gibi. Rahat rahat takılsınlar diye ikiye böldüm balıkları. Hobbyhanenin yeni maskotları diyelim artık. Bunlar gerçekten çok güzel. Ben dahil birçok kişi bunları bakmak için sürekli aşağı iner artık. Biliyorsunuz belki alt katta büyük balıklar, özel balıklar, nadir bulunan balıklar aşağıda hep. Yukarıda zaten bunları koyabilecek kadar büyük akvaryumlarımız yok. Onların yerleri burası. Betalarımız yerlerine alıştılar. Multicolor, altman erkekler. Çok güzel renkler var içlerinde. Sabah 5'te kalkıp erkenden bunları seçmeye gittik çünkü. Hepsini tek tek seçtik. Bunlar A grade Halsbun erkekler. Bir tane kar beyaz. Bir tane mustant. Bunlar klasik Halsbunlar. Multicolor Halfmoon dişileri. A grade Halfmoon fil kulaklar da var bunların içinde. Yumurta toplamış dişiler. Bunlar da klasik Halfmoon dişileri. Betalar bu şekilde. Beta standımız gerçekten şenlendi. Aynı şey oldu. Ben üretmeyeceğim dedikçe balıklar ürüyor kendi kendine. Ağzı dolu Iceman. Geçen günde Red İmparatorlardan yavru kusturduk. Onlar büyüyor şimdi. Ben artık üretmiyorum. Bıraktım bu işleri dedikçe hatta iki tane dişin ağzı dolu. Bak ikisi de şimdi yan yana geldi. Ne derler? Çok gülüyorum ama ben de söyleyeceğim şimdi espri olsun diye. Yavru makinesi Iceman. İnternette böyle satıyorlar balıkları. Silver Snake Rasparolar geldi. Yusun Yiyici Cayeler geldi. Galaxy Rasparolar. 5 çeşit gökkuşağı. Parkinson. Orange Boa Semani. Klasik Boa Semani. Madagaskar. Ve inci suslar geldi. Tüküren okçu balığı, acı su balıklarımızı tamamlıyoruz. Bir tanesi yolda vefat etmiş. Makrakanta, salyangoz yiyiciler, benekli pufferlar, ruikinler, kardinal ve neon tetralar geldi. Büyük boy ikisi de. Bir de bitkilerimiz geldi.
büyük boy anibiyaz, Echinodorus, küçük boy anibiyaz, Java Fermin klasiği ve bu Vindalo diye geçer türleri. Bitkilerimizde bunları taşlara bağlayıp akvaryumlara yerleştireceğiz. Şimdi balıkları açması kaldı. Küçük cücova tozlarımız geldi. Yaklaşık 15 santim civarında erkekler. 13'ü geçiyorlar da 13, 14, 15. Aha vallahi Kaan dediğin gibi yürümeye başladı. Adamlar suda durmuyor. Karaya çıkacaklar. Hobyhanem park bahçe bugün de çalıştı. Yeni gelen bitkilerimizi saksıladık, taşlara bağladık. İlgili akvaryumlarına yerleştirdik. Önceden olan bitkileri de düzenledik. Vindolo Java Fern'ler, Anibiyaslar, klasik Java Fern'ler, gene Anibiyaslar, Mossball'lar, Vindolo Java Fern'lerin devamı. Şuraya Cryptocorn'ları dizdik. Klasik Cryptocorn ve bunların da neydi? Küçük ve kahverengi olanı. Unuttum vallahi şu anda. Bu da böyle bir model. Bitki reyonumuz şenlendi. Yeni Japon balıklarımız geldi. 6-7 santim oranda Japonlar. Yine burada bir tık daha hem oranda hem klasik Japonlar var. Güzel balıklar. Dediğim gibi Japon bölümümüz şekillenmeye başladı. Şöyle uzaktan da göstereyim. Bu bölüm böyle Japon olmaya başladı. Ha pardon. Platinum koyu nerede geldi? Onları göstermeyi unuttuk. Japon çeşitliliğimiz artıyor. Kese gözler, inci gövdeler, rançular, ruyikinler, zaten oranda çeşit çeşit var. Klasik Japonlar, teleskoplar, fındık Japonlar, A'dan Z'ye bütün Japonlarımız mevcut. Yeni balıklarımız geldi, kaliko cikletlerimiz geldi. İki tür sivrisinek rasbora geldi. Bunların formları bayağı güzel ve keyifleri yerinde. 20'şer tane aldım. İyi ki de 20'şer tane almışım hepsinden. Bu üç tür balığı buraya açmıştım. Geri kalanları yukarıda. Dev boy, tam da mızık boy. Yürüyebilen kelebek bastos. Linoatalar. Hobyhanemde bir ilk. Avokado puffer. 3 tane geldi. Bunlardan geçen parti gelmişti. Hepsini bir arkadaş aldı. Bakalım yine hepsini istiyor. 20 tane geldi. Cüce puffer. Tatlı suda ve üreyebilen balon balığı. 3 tane fil kulak geldi. Betamız. Fil kulaklar efsane. Resmen arka yüzgeçlerinden daha büyük kulakları. Maşallah. Kubatu yeşil rasbora geldi. Bunlar da uzun süredir hiç gelmemişti. Aşağıdayken almıştık birkaç defa. Yeni hobihaneye ilk kez geldi. Kalem tetralarımız geldi. Bunlar bayağı güzel kırmızı renkliler. Geçen partide almıştım gene. Albino cüce zargana. Bunlar da ilk kez geldi. Klasik platinum cüce zarganam var ama onlara göre biraz daha farklı renk tonları. Can doğuran bir tür. Bunlardan da hobihaneye ilk kez geldi. Balıklarımız alışsınlar su ısılarına. Sonra açmaya başlasın. Ha bir de şeyimiz var. Dev anibiyaslarımız. 40-45 santim boyunda anibiyaslar geldi. En son gelen büyük parti anibiyasları şöyle. Tropeus'ların akvaryumlarını dizdik. Çok da güzel oldu. Aralarına girip çıkıyorlar Tropeus'lar. Tropeus'ların yiyemediği nadir bitkilerden zaten.
şu yaprakları tırtıklı olanların onların eseri değil, onlar çürümeye başladığı için çok eski benim artık 7-8 aylık anibiyaslarım, onlar yıprandı. Yeni taze yapraklılar, yeni gelenler. Eğlenceli yazılarımız azalmıştı. Hem daha büyük boyda hem de daha komik yazılar geldi. Bu hobiye daha çok mizah, daha çok eğlence katan aksesuarlar. 3D yazıcı yapılma, herhangi bir şekilde akvarma, suya salınım yapma sıkıntısı yok. Bu da şey olarak kullanılabiliyor. Saksı, içine bitki dikiliyor. Güzel bir detay olmuş, bunun devamı gelecek. Şöyle bir hepsini çekeyim. Şöyle özellikle lepistes falan olanlar, kardes olanlar kendi sembolleriyle birlikte geldi. Güzel. Herkes kendini geliştiriyor sürekli. Son sistem, su dolum sistemimizi buraya da yaptık. Aşağıda gene aynı şekilde üçlü çeşmemiz vardı eski videolardan hatırlayanlar. Yeni bölümü de doldurmak için üçlü çeşmeyi yaptık. Şöyle içeriden örümcek ağı gibi oldu bütün hortumlar. Göstereyim size de. Evet, buralarda böyle örümcek ağı gibi su dolduruyoruz. Tam 11 koli malzeme geldi. Bakalım bu kolinin içinden hangi güzel ürünler çıkacak. Kolileri açmaya başlayalım. Sonra tek tek gösteririm ben size. Azalan fişka yem çeşitlerimizi tamamladık. Özellikle bunlar en çok en hızlı gidenler. Yavru büyütme yemi, beta yemi, canlı doğuran grubu için tropikal, işte artık tetra grupları, melek grupları, lepistes bayağı hem çok gidiyor hem de herkes çok memnun özellikle lepistesten. Hepsinden memnun gerçi de, lepistes ayrı bir insanlar güzel olduğunu söylüyor. Japon yemi ve koyu yemlerimiz. Şunu da ben özellikle kendim çok kullanıyorum zaten. Fişka diskus kalırı. Hem kullanıyoruz hem gram olarak isteyenlere veriyoruz. Tetra Pro Alk ve Sera Flora. Sera grubu belki biliyorsunuzdur, artık hep natural, nature serisi çıkarıyor. Yani orijinal, hiçbir şekilde içinde katkı maddesi, boya, renklendirici falan yok. Hatırlayanlar var mı bilmiyorum ama bu kırmızı taneler olurdu normalde Sera Flora'nın. Artık o kırmızı tanesi yok. Tamamen orijinal bir şekilde bütün yemlerin içeriği. Işık ve ısıtıcı odamızı bir düzenledik. Biraz karışmıştı burası. Ve aynı zamanda ışıklı figürleri de buraya aldık. Orion ledlerimiz, Aqua Master ledlerimiz. Boy boy. Şöyle komple ışıklı figürler burada oldu. Çok da güzel oldu. Şöyle baştan sona Orion ledler A serisi, C serisi. Aqua Slim Orion ledler. Boy boy. Aqua Master aynı şekilde boyuna göre. Isıtıcılar. Her bütçeye uygun ısıtıcımız mevcut. Bunları böyle güzelce bir düzenledik burayı. Mükemmel plakalarımız geldi. Ama çoğunun adını bilmiyorum. Ezberleyeceğiz artık. Çeşit çeşit plakalarımız. Bunlar, şu ikisi, iki grup Monster. Büyüyen grup. Şunlar Monster değil. Şu 103. Bunu hatırlıyorum, daha önce almıştım. Bunlar küçük kalıyor ve akvaryum ortamında üreyebiliyor. Bu L190, bu da Monster grubu, büyüyenlerden. L201 gene büyümüyor ve akvaryumda üreyebiliyor. Bunu unuttum ama bu da şey, akvaryumda üreyebilen küçük kalan tür. Bu Monster L200. Böyle bir yeşilimsi, sarımsı bir rengi var. Çok hoş rengi oluyor. 8 tür plakomuz geldi. Şimdi kökleri onların akvaryuma dizayn edeceğiz. Kökleri koyacağız. Küpleri koyacağız. Güzel bir şekil şemal yapacağız. Bir de yukarıdaki balıklarımız var. Şöyle iki tane güzel vatoz türü geldi. Bu akvaryumlar vatoza döndü. Panemisi var. Red Lizard var. Farvovella geldi. Banjo Catfish geldi. Leis 4'lerimiz var burada. Bu set vatoz seti. Yani şu sıra diyeyim en azından. Vatoz sırası oldu. Geri kalanlar zaten canlı doğuran. Güzel büyük boy platiler. Black Molly. Silver Molly. Molly ve Velifera karışık ama renkler efsane.
böyle pembeli kırmızılı renkler, tam damızlık boy lepistesler, dişili erkekli, dişi ağırlığı çok fazla. Şöyle yukarıdan devam edelim, yine damızlık dişiler, birkaç tane erkek, HB Black, Yellow Tiger, Santa Claus. Şurada sunsetler var. Yanında da neon blue lepistesler var. Şuradan devam ediyoruz. Transgenetik tetralarımız. Mavisi, yeşili, sarısı. Bu set de bayağı düzenlendi. Şöyle olduğu gibi Japon oldu. Alt tarafta transgenetik zebra danio, Pegasus türleri, birazcık Japon'un devamı. Çok uzun süredir beklenen AutoCAD'ler geldi. 40 tane aldım ve formları, boyutları çok iyi. Bu arada bu balıkların çoğu Kolombiya ithalatı. F0 balıklar. Transgenetikler falan değil tabii ki de. Ama değişik gördüğünüz bütün balıklar F0. Balta balığı, bu klasik balta balığından değişik desenli, siyah desenleri var. İlk kez böyle bir şey geldi. Onu da kelebek, Afrika kelebek balıklarının yanına koydum. Aynı tarz balıklar çünkü. Şuradan devam ediyoruz. Gromilerimiz var. Desenli güzel gromiler geldi. Yine ilk kez roket kalem tetra diye. Hem boyut olarak çok büyük. Klasik kalem tetralardan boyut olarak büyük. Biraz da vücut yapısı değişik. 10 tane bundan aldım. Kırmızı neonlarımız geldi. Siyah neonların yanına koydum. Midyemiz akvaryumların doğal filtrasyon sistemi. İki tür koldarısımız geldi. Ondan da renkleri ve formları çok güzel. Naked, mikro naked rasporamız geldi. 10 tane kırmızı burunlu oluyorlar. Balıklar böyle. Şimdi biraz zaman geçti. Hemen balıkları açmak için hızlı hızlı konuşuyorum. Onları daha fazla poşetin içinde tutmadan balıkları açmaya başlayalım. Plakolarla birlikte katappa yapraklarımız da geldi. Bitmişti elimizde. Tahsin abiden istedim, gönderdi. Büyük boylar var. Paketler 50 şerli. Bir de küçük boylar var. Toplam 400 tane katappa yaprağımız oldu. Şimdi plakoların akvaryumlarına 2'şer 3'şer tane atalım. Plakoya doymuyorduk. 4 tür daha plaka geldi. Tabii hala kodlarını tam olarak söyleyemiyorum. Çeşit çeşit plakomuz oldu. Akvaryumların üstlerine yazacağız bunları. Bunların benekleri, desenleri harika. Bunlar bir monster plako, çok büyüyorlar ama küçük boyda geldiler. Bunların da ağız yapısı çok farklı. 5 tane de bunlardan aldık. Şimdi geri kalanı yukarıda. Plakoları aşağı yapıyoruz. Amerikan odasını aslında lepistes odasına çevirmeyi düşünüyordum da bu gidişle plako odasına dönecek. Şuradan. Yine kamçı kuyruklu vatozlarımız geldi. 3 tane. Bunlar bayağı büyük. Ağzına yumurta taşıyan vatozlarımız geldi. 10 tane bunlardan. İnci gövde Japonumuz geldi. 5 tane lollipoplar. Denisoniler geldi. Tavus kuşu gobi. Koral blue cüce gramilerimiz. Renkleri çok güzel. Mor transgenetik. Burası güzel oldu. Her renk transgenetik ayrı ayrı. Ve son olarak da galaksi rasporalarımız geldi. Yeni bitkilerimiz geldi. Hobihanem park bahçe gene doldu. Taştı. Anibioslar, Java fernler, sazlar, Java Farm'in bin dolabı, mor renkli, kırmızı renkli bitkilerimiz, subulatalar, parvulalar o beyanemdeki yerini aldılar. Şurada eledoğalar var. Şurada da sesli filolar var. Tam lepistes yavrularının saklanacağı bitkiler bunlar hepsi. Burada kobombolar var. Şöyle ön taraftan Java Farm'lerin, anibiyosların görüntüsü. Yukarıda da kriptokornlarımız var.
iki tür kripto coin mevcut hobihanemde. Şurada su üstü bitlerimiz frog bitler. Durum bu şekilde hobihanede. Yeşillendi ortalık. Akvaryumdaki değişik canlılar da bugün. Yusufçuk falan görmeye alışmıştık da bunu ilk kez gördüm. Ne oldu hakkında hiç fikrim yok. Çok da havalı duruyor akvaryum içinde. Değişik değişik hareketleri var. Sanki böyle uçak desen uçak değil, helikopter desen helikopter değil. Öyle bir uçan cisim gibi geziniyor ortalıkta. Yani bunu çıkartıp atacağız akvaryumdan. Hiç de hayır alamet bir şey değil çünkü kendisi. Evet, uzun süredir aradığım kafalı yunuslar geldi. Maşallah. 34 adet. 8 santim civarında balıklar ve kafaları çıkmaya başlamış. Ve karışık çikletlerimiz geldi. Beyaz prenses, şeker pembe, kaliko, imparator, venüstüs. Devam burada aynı şekilde. Sadece balıklar şu anda biraz sıkışmış. Ölüm yok ama çok da fazla bekletmemem lazım. Hemen balıkları açayım. Çok hızlı nefes alıyorlar. Onları bir rahata kavuşturayım. Balıklarımızı sağ salim yerlerine yerleştirdik maşallah. Akvaryumda daha bir güzel göründüler. Masmavi kafalı yunuslar. Beyaz prensesler. Ayırdım balıkları rengine göre. Kaliko ve şeker pembeleri buraya koydum. İmparatorlar burada vardı zaten. 3 tane falan venüstüs çıktı yaşayan kaya. İmparatorlarla birlikte buraya koydum. Bir 3 tane de mavi prenses çıktı. Onları da diğer mavi prenseslerin yanına koydum. Kategori kategori ayırmaya devam. Red check'ler burada. İki akvaryum. Güzel oldu bayağı maşallah. Yunuslar bayağı bayağı hoşuma gitti. Üreticinin emeğine sağlık.